<laughs> Sevgili seyirciler ülkemiz genel seçimlere giderken 2023 seçimine sayılı günler kala müjdeler adeta birbirini kovalıyor. Şu anda haber merkezimize ulaşan son dakika bilgisine göre Urfa'nın Karatepe köyünde çok yüksek kapasitede petrol bulundu. Bulunan Aha petrolün... petrol bulmuşuz da! <laughs> Vay be! Hem metrobüs fiyatları hem düşer hem mi dersin? <laughs> ...hem de kurşunsuz olduğu söyleniyor. Ve sevgili seyirciler şimdi şu anda... ...ben bu haberi aktarırken yeni bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Sivas'ın Altın Yayla ilçesinin 5 kilometre kuzeyindeki dağlık alanda doğalgaz bulundu. Ha, Bu arada yaz geliyor hadi abi. Tatilde ne yapacaksak şimdiden planlamak lazım. Son dakikaya bırakmayalım. He, planlarız Özcan. Seçimler de sonra bakarız. Hele şu seçimler bir geçsin de. Gazlarından biri olduğu söyleniyor... Evet bu bilgiyi sıcağı sıcağına sizlere aktardık. Tam da seçime bir hafta kala bulunan doğalgazın yıllık enerji ihtiyacımızın tamamını karşılayabileceği tahmin ediliyor. Şu senin dişçiyi de aramadın. Bir arayıp randevu al da gideyim. İki dolgu var bir de diş parlatma. Ararız Özcan. Hele şu seçimler bir geçsin de. Sevgili seyirciler son dakika. Şimdi şu anda. Evet az önce İstanbul'daki stüdyomuzda uranyum bulundu. Baktım masanın altından bir şey parlıyor. Ben de diyorum bu ne sevgili seyirciler. Bir de baktım uranyum. Seçime tam da bir hafta kala bulunan uranyum ülkemizin ömür boyu nükleer enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Bizim evi de biraz ihmal ettik Radi abi. Boya badana lazım. Koltuğu yenilemek lazım. Televizyon da bozuldu bozulacak. Yeniler Özcan. Hele şu seçimler bir geçsin de. Seçimlerden sonra... Ee, yeter be! Seçimlerden sonra seçimlerden sonra. İçim dışım seçim oldu. Kendi hayatımız yok bulan bizim. Tatil planı yapmadık. Bir aydır dişim sızlıyor. Ev desem bok götürüyor. Ertele ertele nereye kadar Radi abi? Bağırma la! Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Kalk gidiyoruz. Bir ton işimiz birikti senin yüzünden. Bugün bir yerden başlıyoruz artık. Başlarız. Kulağımın dibinde niye bağırıyorsun? Allah Allah ya. Böyle müjdeli bir günde. Bunlar gayet iyi görüküyor Özcan. Bir tanesini alalım gitsin işte Radi abi. Her gün fiyatlar artıyor. Dur şu elemana soralım. Bize biraz bilgi versin. Delihanlı. Bakar mısın buraya abi? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle biz buraya gelip iki buçuk saat boş boş dolanıp standlarda duran telefonlardan kendi videolarımızı çekip sonunda ince uçlu şarj kablosu alacak tipler değiliz. Gördüğün gibi televizyonlara bakıyoruz. Evet buyurun. Bunlarla diğerlerinin farkı nedir acaba? Bunlar 8K Nano OLED, diğerleri 8K Nano QLED beyefendi. Ben size 8K Nano QLED tavsiye ederim. Anladım. İkisi arasındaki fark nedir? Birisi 8K Nano OLED, diğeri 8K Nano QLED. Yani farkı ne? Birisinin 8K nano OLED diğerinin 8K nano QLED oluşu. He! Neymiş farkı? Birinin O'su yok, diğerinin Q'su. 8K pahalıdır zaten Radi abi. 4K bir şey çözelim biz. Kardeş sen bize ucuzundan bir 4K sarı ver. Akşama dizimiz var. Şöyle geniş geniş izlerik. Maalesef stoklarda sıkıntı var beyefendi. Şu an satış yapamıyoruz. Ne zaman yapıyorsunuz peki? Seçimlerden sonra beyefendi. Hele şu seçimler bir geçsin de. Neden? Şimdi bunlar ithal ürünler olduğu için şirket bunları dolarla alıyor. Seçimden sonra doların ne olacağını bilemediğimiz için patron satışları geciktiriyor abi. Aramızda kalsın. Vay eşşoğlu beş kulak. Buradan bir şey alınmaz zaten abi. Biz döşemeciye gidelim de koltuk işini halledelim bari. Bir tane sekiz kalaydık lan. Sekiz kayı ne yapacaksın Niyazi dayı? Senin gözler 144 be. He tamam. Sizin koltuğun döşemesi bayağı yıpranmış. Komple söküp yeniden kaplamak lazım. Yayları da artık gevşemiş. Onları da değiştireceğiz. Vallahi işte bir şeyler yapalım da. Yenileyelim kardeş. O koltuk benim için çok anlamlı bir koltuk. Birlikte çok anılarımız var. Üzerinde az fındık kırmadık. Evet, araları hep fındık kabuğu dolmuş. He. Onları da bir çektiriver süpürgeyle sana zahmet. Hallederiz. Yanınız size ne zaman lazım bu? Acelesi yok abi. Koltuğu keyfe eder kullanıyoruz biz. Dekoratif amaçlı. <laughs> Acelesi yoksa iyi. Bir 15 gün falan burada kalsın. Ne diyorsun ya? Evdeki tek koltuğumuz bizim bu. Ne yapacağız 15 gün? Ayakta mı duracağız? Vallahi yapabileceğim bir şey yok hemşerim. Döşemeci piyasası seçimleri bekliyor. Hele şu seçimleri bir geçsin de. Döşemeci piyasasının seçimle ne alakası var? Ne alakası var olur mu birader? Döşemelik kumaşlarımız İtalya'dan geliyor. E seçimlerden sonra euronun ne olacağı belli değil. Ahşap kısmı desen keresteyi Sibirya'dan alıyoruz. Seçimden sonra Rusya'yla ilişkiler ne olacak orası da muamma. E ee, boşuna mı taşıdık koca koltuğu? Yok burada bırakın da sıranızı kaptırmayın. Seçimlerden sonra ilk bunu yaparım. Hele şu seçimler bir geçsin de. Madem koltuk gitti Hazır ev boşken boya badana işine mi girsek Radi abi? Ha! ona da girelim Özcan. Evin duvarlarını da boyacıya bırakalım. Duvarsız kalalım evde. Duvarsız duvarsız oturalım. Yok, boyacıyı çağıralım eve gelsin diyorum. He! O mantıklı. Ev kaç metrekareydi? 90-100 metrekare bir şey kardeş. Fazla vakti ne Duvarları, tavanları şöyle şıkır şıkır boyayı ver. Hallederiz abi, sen canını sıkma. Benim odayı turkuaz yapak lan. Hayatıma renk gelsin. Ya bir iki sene sonra yeşil örtüye sarılıp gideceksin zaten Niyazi dayı. Az daha sabrediver. Renkler arasında fiyat farkı yok abi. Hepsi aynı fiyat. He. O zaman benim odada turuncu olsun. Turuncu dinamizm demek. Ben ayın 15'i gibi başlarım abi. Bir iki güne teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. 15'i mi? Bu hafta halledemiyor muyuz? Seçimler var ya abicim. Hele bir seçimler geçsin de. Boy Boyalar ithal mi ki? Yok abi yerli boya kullanıyorum. Ee, o zaman seçimde ne alakası var? Şimdi bizim fırçaların kılları polipropilenden yapılıyor. Ee, polipropilen monomer polipropilenin polimer hale gelmesinden oluşuyor. Ee, polimer dediğin aslında otomotiv sektöründe kullanılan bir malzeme. Ee, Şimdi seçimden sonra arabalardaki ÖTV düşerse otomotiv sektöründe yaşanabilecek talep artışı polimer fiyatlarına yansıyacağından dolayı monomer polipropilenden imal edilen polipropilen arzındaki yetersizlik direkt gelecek bizim fırçaklarına vuracak. Hele seçimler bir geçsin de. Başlarım lan seçimine! Koskoca ülke kardeşim burası. Bin yıllık medeniyet. Bu ülke kaç tane seçim, kaç tane hükümet... Kaç tane Cumhurbaşkanı gördü boyacı kardeşim? Başa kim gelirse gelsin. Seçim sonucu ne olursa olsun bu millet aynı millet. Bu ülke aynı ülke. Evet. Seçimler önemli. Ama hayat memat meselesi değil. Birileri gider, birileri kalır. Fakat her zaman baki olacak tek şey biziz boyacı kardeşim. Bu vatanın sahipleri bu millet. Yarın sabah gel başla da iki güne bitir bizim işi. Vallahi kendim boyarım ha. Alırım fırçayı kendim boyarım. Tamam abi yarın sabah geliyorum. Vay be. Gerçekten yeni gibi olmuş Özcan. Boya badana bayağı fark yaratmış. Ben sana diyordum Rade abi. Aslan yattığı yerden belli olur. Bize yakışan tertemiz bir evimiz var artık. Benim oda türbe yeşili olmuş lan. Siz öyle demediniz mi? Yok tam öyle demedik de. O kadar problem değil. Vallahi eline sağlık kardeş. Çok makbule geçti. Sizler sağ olun abi. Bana çok anlamlı bir ders verdiniz. Bu her bir şeyden daha önemli. Eyvallah kardeşim benim. Ne kadar sana borcumuz? Malzemeler dahil 15 versen yeterli abi. Size de biraz ikramım olsun. Teşekkürler kardeşim. Onu seçimden sonra hallederiz biz. Hele şu seçimler bir geçsin de hiç. Ronaldo'yu gördü. Arabası geçer mi? Geçmiyor. Hangisi pastan? Ha! Ben ne söyleyeceğim la? Kendin çözeceğim. Beni bu oyunda yenecek adam daha anasının karnından doğmadı Niyazi dayı. Şimdiye kadar tokatladığın bebeleri dizsen buradan Sivas'a yol olur. Sana bir sıfır avans verdim. Ama az sonra eline vereceğim kumandayı. Ne oldu lan? Nasıl? Offside doğru dümdüz. Ha bak gibi offside'dı la. La ne oldu? Yeter başlayacağım PlayStation'da ya. Her zaman böyle haksızlık oluyor. Kırıldı. <laughs>